periskop üzerinden periskop üzerinden nihayetin ikinci haftası. Şimdi geçen hafta ben biraz tabii yayın heyecanıyla olsa gerek teşekkür etmem gereken insanlar vardı malum hani ilk yayın falan filan ama onun heyecanıyla ben o kısmını atlamışım. O yüzden bir liste yaptım. Ondan sonra teşekkür etmem gereken insanların listesi. Şaka ediyorum, kimseye teşekkür etmiyorum. Ama böyle bir şey vardır ya, herkese teşekkürler. Yok gerçekten bu platformda olmak çok güzel. Ruşen Çakır'a çok teşekkür ederim. Ve diğer ekip arkadaşlarına akıllarına geldiği için hakikaten geçen haftadan bu yana gayet eğleniyoruz. Bu arada bunlar ne derseniz evde yaptım ben bunları. Bunlar da IKEA'dan yürüttüğümüz kalemler, herkesin evinde eminim ki avuç avuç vardır. Geçen hafta ilk yayını Özgür Mumcu ile yaptık. Vallahi çok çok teşekkürler. Nefis geri dönüşler de aldık. Demek ki sizi de eğlendirmişiz ya da güldürürken de düşündürmüşüz. Çok emin değilim. Arzu ederseniz geçen haftanın özetine şöyle bir bakabiliriz. Bu haftada Romanite başlıyor. İsmail'im şuradan bir el atarsan. Böyle değil mi? Böyle. Sana ha doğru. Kendine doğru topla. Romanite'ın ikinci yayınında İsmail Saymaz biraz daha gergin. Ha, İsmail Saymaz konuğumuz olacak. Az sonra konuğumuz evet. Olacak. Yayında. Yayında. Tamam. Daha çevir, çevir 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 tamam. Tabii. Yayına yüklü bagajıyla böyle bitmeyecek, mı geldi? Geliyor. Tamam. Bu tamam. Gerçekten merak konusu ve hadi bunu da görsün insanlar bugünün konuları. Gizli bir ajandası var mı? Bunları konuşacağız. Ama bundan daha da önemlisi tüm şehir ve ilçelere yayılmış yepyeni bir heykel akımından söz edeceğiz. Kendisinin de çok ilgi duyduğu bir sanat alanı bu. Yeni bir akım. Bunlardan bahsedeceğiz. İsmail hoş geldin. Hoş. Nasıl döndüm? Değil mi? Gayet iyi. Ama iyi ezberlemişsin değil mi? Neyse ki bizi biri çevirmiyor böyle. Makara gibi. Aynen öyle. Senin de çok... ilgilendiğin bu şehirler ve ilçelerdeki oraların ünlü işte bu enginar olur, mısır olur yahut çaydanlık olur senin memleketin. Bizde çaydanlık var. Sizde çaydanlık var. Senin de çok yakından ilgilendiğin o yeni heykel akımıyla ilgili konuşacağız. Dalga geçiyorum. Konuşmayacağız tabii. Yok ben ama hazırdım konuya. Burada, yani hakikaten ciddi ciddi eğilecekti bu konuya. Fakat sence de dünyanın en saçma şeyi değil mi? Ney? Heykeller. Demeyeyim yani heykel mi onlar? Ya şimdi o kadar acayip bir uçurum var ki orada. Mesela Malatya'ya gittim. Malatya'da galiba Cevdet Sunay'ın mı ya da İsmet İnönü'nün bir heykeli var. Yanında çıplak biri var. O 27 Mayıs'tan sonra halkın özel talebi üzerine çıplak heykelin önüne mahrem bölgesine sonradan yaprak eklemişler mesela. Onu gördün mü hiç? Hayır görmedim. Çok enteresan. Mesela hiç bilinmez Atatürk'ün 3 tane çıplak heykeli var. Evet biri Afyon Zafer Anıtı, biri Kayseri Bez Fabrikası galiba. Biri de yine Ankara'da. Bir de ne demek çıplak? Bildiğin anadan üreyen çıplak. Greco heykeller evet. Yani mesela Kayseri Basma Fabrikası'ndaki böyle çark çeviren vücutlu Atatürk. Hayır yani, canım. Evet, çıplak mı? O müzeye kondu galiba. Samsun'da bir tane vardı. Orada Atatürk değil ama Atatürk'ün yanındakiler çıplak. 12 Eylül'den sonra önce onların beline bir peştemal bağladılar. Sonra da müzeye kaldırdılar. O Atatürk, yani Atatürk'ün yanındaki çıplak grubu. Ama müzede de sergilenmiyordur muhtemelen. Yani ya onlar ne oldu bilmiyorum ama mesela çok komik bir durum var. Mesela Afyon'da, galiba Afyon'da bir beldede. Şimdi bu Atatürk heykelleri eskir ya. Eski Atatürk heykelleri ne olur bilir misin? Ne olur? İşte o çok komik. Mesela ildeki eskirse ilçeye, ilçedeki eskirse ilçe, köye gönderiyor. Şaka yapıyorsun. Çünkü Atatürk heykeli imha etmek de bir sıkıntı. Afyon'da bu yüzden, Afyon'un bir beldesinde bu yüzden heykel çok eskiyince depoya koyuyorlar. Ama depoda kedi köpek falan etrafında gezince ilçe bürokrasi rahatsız oluyor. İlçede şaiya yürüyor. Bunun üzerine kaymakam, belediye başkanı, ilçe milli eğitim müdürü, müftü toplanıyorlar. Hep beraber bir tutanak halinde. Başı kıbleye gelecek şekilde mezar kazıyorlar. Ay yok artık. Yok gerçekten. Atatürk heykeli gömülüyor. Bu tutanak haline getiriliyor. Bu da bir iş yani. Adamla sohbet bile haber. Yeni bir şey öğrendi. Evet, ama tabii son dönemde mesela mesela Türkiye'de sadece bir tane Gülen Atatürk heykeli var. Şimdi normalde Gülen heykel yapmak zormuş kaslar gereği.
Ama o kadar kötü yapmışlar ki böyle canavar gibi çıkmış böyle giderken. Onu da Sincan'daki Atatürkçüler, hani ilçemizin adı kötüye çıktı, gülen bir tane koyalım diye düşündüler. Fakat ondan sonra gelen kaymakam, kardeşim bu kadar gayrici de Atatürk mü olur? Bunun neresine tören yapacağız diye. Heykeli almadı ve heykeltıraş halen daha benim heykelimin parası nerede diye. Oo, bir de o mevzu var. Ya bir de hakikaten son derece riskli iş. Geçen gün bunun böyle bir tartışması vardı. Nerede okudum hatırlamıyorum. Hani Atatürk'ün olmamış bir pozunu heykel gibi yorumlama, yani heykelde yorumlamak da hani bir problem, ciddi Atatürk'ün sıkıntı yaratıyor. Şimdi mesela Sultanbeyli'de 28 Şubat döneminde Atatürk heykeli kondu. Başına bir iş gelmesin de yanına bir de jandarma kondu. Tabii yani uzun süre bekledi jandarma orada. Atatürk'le ilgili şeyler de var. Mesela bir fotoğrafta elindeki sigara karşıtlarının talebi üzerine çıkarılınca Atatürkçüler müdahale etti. Bugün sigarasını çıkaran yağ şakmasını da çıkarır diye. Oo, eyvah. Bir de oradan problem çıktı. Tabii Atatürk akımı geçerken yerel yönetimlerin Refah Partisi, Fazilet Partisi'nin eline geçmesiyle şehre özgün şeyler koymaya başladılar ama orada cılkı çıktı tabii. Aynen, aynen. Bizim payımıza çaydanlık düştü Rize Belediyesi önünde. Bir de içinden kırmızı su akıyor. Çay fincanı, hadi bardak koysanız neyse, çay fincanı bizle alakası yok. Ama neyse ki bizimki yine kurtarır. İnegöl'de köftenin yaptılar. Aynen İnegöl öyle. Köftesi, bir de çatal bıçak falan var. Aynen öyle. Denizli'de, şey, Denizli'de horoz var. Tabii. Bayağı kokuş bir horoz koymuşlar. İnanılmaz. Budurnu'da şey var, tavuk var. Ya, Elberbadını. Budurnu'da var. Ya bir en düzgünü Tekirdağ'da Namık Kemal heykeli. Onu da dinlenme yerine koymuşlar. Yani böyle yemek köfte yerken Namık Kemal'e bakıyorsun falan. O çok kötü. Yalnız en berbatı Alibeyköy'de, İstanbul Alibeyköy'de göbeğinde onu gördün mü sen? Alibeyköy vaktiyle demek ki mısırıyla meşhur bir yermiş. Mısır mı koymuşlar? Bir tane dikine bir mısır koçanı, fakat içinden su fışkırıyor bir de ucundan. Yani hani dünyada o kadar çirkin bir şey ben hayatımda görmedim mi? Daha çirkini Bilecik'teki Osmanlı tuğrası. Her tarafında kılıçlar, kalkanlar çıkıyor böyle garip bir şey. Korkunç, görünce nereye geldim falan diyor insan. Peki acaba nasıl bütçe ayırıyor? Belediyeler yaptırıyor tabii bunu. Nasıl bir bütçe harcıyorlar acaba bunlara heykel yani diye? Şimdi Atatürk heykelleri için kolay. Çünkü onların atölyeleri var. Sipariş ediliyor. Bütün Atatürk heykelleri o yüzden birbirine benzer. Kalıpları var. Yani mesela dik duran Atatürk eline kitap konur, eline meşale konur falan. Değişir yani o. Atın üzerindekilerin pozisyonları vardır. Bazen şaha kalkmış, bazen rahvan. Hatta Kayseri'deki çok komik. Kayseri'de 3 tane Atatürk heykelini aynı meydana yapıyorlar. Bir tanesi evet, biri 30-40'lı yıllarda o Atatürk heykeli düz giden Atatürk. Düz giden Atatürk'ü beğenmiyor 27 Mayısçılar. Daha yani sol içerik olsun diye gökyüzüne yıldırım gibi kalkmış bir Atatürk yapıyorlar ama halk da bu komünist işi deyip ilk heykelin önünde toplamaya başlıyor. Bunun üzerine 12 Eylül oluyor. 12 Eylül oluyor. 12 Eylül ikisini de beğenmiyor. Daha düzeyli biçimde şaha kalkmış bir Atatürk heykeli koyuyorlar. Bu kez onun önüne toplanmaya başlanıyor. Problemmiş. Atatürk'te biraz daha kolay ama bunlar çok garip. Yani ya, balık yapan var. Fena fena. Çok fena hakikaten. Burada tabii şey de çıkıyor aslında. Hani hangi Atatürk? Hani hep tartışılıyor ya. Biri öyle göre, biri öyle göre. Hayır. Fikren de hangi Atatürk? Yani herkes kendi fikrine göre bir Atatürk çizdiği zaman işte bütün bu kargaşa çıkıyor. Ya da aynı şey başka bir kişiye ya duruma uyguladığında, uyarladığında aynı şey ortaya çıkıyor. Oradaki sıkıntı şey de 12 Eylül'den sonra her yere bir cami, her yere bir tabii, Atatürk tabii, meselesiyle tabii, oldu bütün tabii, bunlar. Tabii, yani bu kadar berbat Atatürk heykelleri, bu kadar şekilsiz, anormal Atatürk heykelleri bu yüzden türedi. Ve hepsi fıkra konusu oldu yani. Bazı yerlerde mesela çok kötü amaçlarla kullanıldı bu işler. Yani örneğin yanlış hatırlamıyorsam geçen aylarda galiba Antalya, Muğla civarında bir Kürt vatandaşımızı sırf işte peşmerge kıyafeti giydiği ve öyle fotoğraf çektirdiği için atıp öptürdüler falan. Çok korkunç bir iş mesela bazen de. Aynen öyle. Ya şimdi sanat kısmını işin bir tarafa bırakırsak programın bu bölümünde. Bu arada bir heykel hikayesi de anlatayım mı? Bazen. Evet, mesela şey vardır. Aydın'da Efe heykelinin bıyıkları eksik diye problem çıkmıştı. Hadi bilmiyorum. Ve bir yerde de çok özür dilerim atın penisini yontmak zorunda kalmıştı. Ay onu çok biliyorum ya, diye. Onu biliyorum evet, evet. Ya. Fena hakikaten. Bayağı uğraşmışlardı onunla yani. Roma'da adamlar. Bir tane de anlatayım bak açmışken konu sabote ediyorum ama. Ya ne heykel konusu varmış adamda. Kadıköy İskele Meydanı'nda bir Atatürk heykeli var. Hanefi Avcı'nın kitabının yeni çıktığı dönemdir. Herkes tabii muazzam bir cemaat takıntısı halinde. O sıra Kadıköy Belediyesi'nde çalışanları temizlemek için heykeli kaldırınca koltuğunun altında bir grup Hanefi Avcı kitabı olanlar tarafından saldırıya uğradı. Paşamızı nereye götürüyorsunuz diye. O zamanlarda bayağı bir sıkıntı çıkmıştı.
Ay hakikaten delilik ya. Bir, hakikaten bir deliliğin içinde yaşıyoruz. Peki sen bana şey söylesene. Şimdi sen gazetecisin ve çıkıp programlarda yorumlar yapıyorsun falan. Moda olan bazı... konuklar var. Hayır, konuklar da var ayrı. Şeyler var. Böyle ifadeler var. İşte hani seni burada sunarken de yüklü bir bagajın mı var karşı senin arkanda? Ya da gizli bir ajandan mı var falan? Şimdi bunlar nasıl bulunuyor İsmail? Biz çok merak ediyoruz bunu. Yani mesela bir tanesi ortaya atıyor da ötekileri beğenip bunu hani ay çok güzel yerine oturdu deyip mi kullanmaya başlıyorlar? Dönem dönem değil mi? Böyle ya bir dönem bazı kavramlar var. O kavramlar popüler kavramlar ve hemen ya sadece o kavramlar değil, kavramlar, konuklar ve konsept bir anda bütün kanalları birden dolaşabiliyor. Mesela bir kanalda bir konuk çıktığında onunla rekabet halindeki diğer kanal hemen onu çağırıyor. O kavramlar oraya taşınıyor. Orada kullanılmış kavram diğer konuya taşınıyor. Çok eğlenceli olabiliyor bazen. Acayip bir şey. Bu bagaj ve gizli ajanda şeylerini tanımlanır. Mesela artık şey oluyor tabii, konuk bir programda konuşurken kendisine atıfta bulunmak üzere cümleye başladığında bir önceki programa değiniyor. Efendim ben bir önceki programda dediğim üzere. Hani bir önceki programı bilmiyoruz ki biz. Ya da diyor ki diğer kanalda dediğim üzere. Çünkü, ama seni biz diğer kanal için çağırmadık ki burası. Çünkü o kadar eminler ki yani. Çünkü hayatı aslında ev oturmasına gider gibi kanala gidiyor. Yani aynen öyle. Kısmen bende de o deformasyon başladı ama evet yani çünkü ben artık bir düğün TV'ye çıkmadım yani. Talepleri kıramadığım için. Evet. Peki çok haber yapan bir adamsın çünkü sen. Hakikaten ona şaşırıyorum. Bazen bir yerden bir yere gidene kadar yani atıyorum birazdan bir canlı yayına çıkacaksın. İnternette bir bakıyorum hop diye bir haberin girmiş oluyor falan. Hani yani neredeyse oradan hani. Ha, cep telefonuyla yazıyorum. Ha bir de öyle de yapıyorsun. Tabii, yani cep telefonuyla yazıyorum. Yani işte o yüzden daha büyük bir telefon aldım yazarken. Telefonla yazdırıyorum. Yani o benim için artık 14 yani aynı yerde 14 yıldır çalışıyor olmaktan kaynaklı bir rahatlık yani. Ama günde 8-10 tane haber girdiğin oluyor bazen. O kadar değil ama yani... günde 5 ortalama 5 yapabilirim yani. Evet daha da yaparım aslında. Fakat şey hani yani bir de şöyle bir durum oluyor. Yani ben hep aynı tarzda insan hakları çerçevesinde haberler yaptığım için bir süre sonra yani çok tekrardan duyarlılık azalmasına neden oluyor ve artık insan şey demeye başlıyor. A bu da mı dayak yedi? Hani önemsizleşiyorsa bir süre sonra gene mi dayak? Bir süre mesela ben aslında kendi serüvenimde çok önemli bulduğum Nijeryalı Festuke'in karakolda dövülmesi meselesini ben yüzlerce kitap da yaptım, yüzlerce kez haber yaptım, halen yapıyorum. Ama bir süre sonra gazetede şöyle anıldı. İsmail ve Festus yani hani gene mi Festus? İyi bir sanki ama bitmedi ki konu işte anlatamıyorsun. İşte bunu, ama işte hani böylesi bir refleks uyandırıyor. Bu yüzden mesela hani bazı haberleri hafta içerisine yaymak gerekiyor. O yüzden mesela aslında 3 yapıyorsam onu 5 yapabilirim ben yani. Eyvallah. Bir de şey de zor tabii sizin için. Çıkıp bir yerde yorum yapıyorsun ama. Ama ben orada şöyle bir şey gayret etmeye çalışıyorum. Şimdi televizyonun bazen ya da canlı yayının bazen öyle sorunları var. Yani ben sınırımı biliyorum, haddimi biliyorum. Yani ben diyorum ki ben bilgi ve haber aktaran pozisyonda durmalıyım. Yani orası benim yerim. Beni korunaklı kılan da o aslında. Bazen sinirlerimi kaçırıyorsun ama. İşte, evet, o bir kere çok sıkıntılı oldu. Bir daha da ne o televizyona ne o konukla beraber bir yere çıktım yani. Sorun şu ki bazen gazeteciden, hele sosyal medya etkisi de bunda çok önemli. Bazen gazeteciden kanaat önderi olması ve politik bir misyonere dönüşmesi bekleniyor. Bir haberciyi, bir muhabiri sabote edebilecek bundan daha büyük bir tehdit yok aslında. Ve buna geçiş çok kolay. Bir gazeteci öylesi bir dalganın üzerinde kendisini bulduğu andan itibaren şöyle bir hisse kapılabilir. Bu ülke beni bekliyor. Değil mi? Evet ben aynen geldim öyle. Ve bu ülkenin sorunları çözülecek. Neyse adaylığını koyacak, adam tabii, parti kuracak falan. Yani bazen mesela bazı gazeteci, isim almayayım ama bazı gazeteci abilerim, ablalarım falan hani bu rüzgarın etkisinde gittiler, parti kurdular, siyasete girdiler ve o medya gücü onların işte beklenen mehtebenin hissine kapılmalarına, yanılsamaların kapılmalarına yol açtı. Ve sonra bir vakit o köşeyi kaybettiğinde, o ekranı kaybettiğinde, o sayfayı kaybettiğinde aslında ne kadar amorf ve belirsiz işte bir kavram karşı karşıya olmuş. Neyin ünlüsü olduğunu önemli değil, neyin şöhreti olduğunu önemli değil. Şöhret hakikaten o kadar tehlikeli bir şey ki. Çok tehlikeli. Hani bunu magazinde de görüyorsun.
magazinde gördüğün hani belki çok ilgilendirmiyor seni ama gerçekten böyle kelli felli adamların bu dalgaya düşmesi hakikaten çok sıkıntılı. Ben o yüzden bir şey oraya savrulmamaya gayret ediyorum. Yani kanaat önderi olmak, politik bir misyoner olmak. Tabii tabii çok riskli. Şu da var hani yorum yaparken neye güvenerek mesela yorum yapacaksın? Ben bir politikacıyım. Benim söylediğim bir şeyden dolayı bir yorum kurdun diyelim o akşam. Ama işte atıyorum şimdi mesela Davutoğlu seçimlerin arkasından dedi ki başkanlık sistemi artık gündemimiz değil. Şimdi hadi aldın sen de bunu artık gündemimiz değil diye ciddi ciddi bunu savunmaya başladın. Hayır efendim başka konular var falan. Ama vaktiyle işte hadi biraz böyle daha sivri bir yerden hani o şeyi kreşendolarımızı netleyebilelim diye. Hani Öcalan Türk siyasetini en iyi okuyan adamdır da dendi. Tabii. Hani Davutoğlu demedi belki ama hani ayarındaki insanlar da. HDP'liler bunları anlayamıyor, kıymetini bilemiyorlar. Tabii bence. Tabii aynen öyle dendi. Şimdi hani bunun üzerine nasıl yorum kuracaksın ki? Sürekli yuvarlak konuşmak zorundasınız o zaman. Evet zaten o ama artık öyle hem bu gündemi hem de yorumcuların bu sıkıntısında toplum da alıştı zaten. Zaten şu bekleniyor yani artık gazeteci bizim önümüzdeki en büyük sıkıntı o. Gazeteciden haber ya da bilgi beklenmiyor, tavır bekleniyor. Dikkat edersen son dönemlerde tavrını sunan birinci sayfa gazeteleri daha çok satıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Çünkü sürecin keskinliğine. Bir şeyin eksikliği de olabilir mi? Şöyle aslında ben birincisi toplumdaki %50-50 ayrışmaya bağlıyorum. Yani iktidarın aynı zamanda medya araçlarını muhalefete kapatmış olmasına bağlıyorum. İnsanlar başta TRT olmak üzere, Anadolu Ajansı olmak üzere, yani kendi vergileriyle ayakta tuttukları kurumlar olmak üzere medyada görünür olmaktan çıkmasaydılar, görünür olabilseydiler bu denli tavrın öne çıktığı, haberin geri plana düştüğü bir süreç yaşanmazdı. Ama artık insanlara, gazetecilere şu soruluyor. Ne yazdığın değil, ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli. Aynen. Dolayısıyla tam da o yani karmaşık ve karmaşık kirlenme süreci buradan başlıyor. Ekrana çıktığında eğer dikkat edersen bazı konuklar mesela Twitter'a bakar. Hı-hı. Ya da hı-hı, iPad var ona bakar. Hı-hı. Çünkü aslında dile getirdiği şey ya da dile getirmesi beklenen mesele sosyal medya gündemidir. Aynen, sosyal öyle. Medya vicdanını taşır oraya. Bazen istemsiz olur bu çünkü sosyal medyada öyle bir basınç vardır ki olumludur bazen, bazen olumsuzdur ama öyle bir basınç vardır ki karşı gelemez buna. Tam da bu yüzden yani kişi orada yani aslında konuşurken kendisi adına değil yani takipçisi adına aynen konuşmaya öyle başlıyor. Buna takipçi de alıştı artık çünkü ondan tavır bekliyor. Hangi bilgiyi verdiğini önemseyen ben biraz daha hani inanacak daha peşinden gidecek hani lider demeyeyim yani öyle de bir misyon yüklemek için söylemiyorum ama birilerinin eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü hani bu siyasi anlamda. Evet yani hani herkesin bir siyasi duruşu var işte buradan takip ediyoruz sosyal medyada herkes böyle bir şey bekliyor. Hı-hı. Heyecanlansın ve peşinden gidecek birini işte sen de böyle bir hararetli çıkış yapınca evet. Harika ya. Evet, aranan kan bulundu. Evet, öyle o oluyor, zaman öyle değil mi? Oluyor. Yani sokakta çevriliyorsun. İşte tabii. Birileri sana seni çok sevdiğini ifade ediyor. Ne bileyim alışmadığın, karşılaşmayacağın şeylerle karşılaşıyorsun değil ama mi? İşte ya ben mesela işte televizyon performansım beğenildiği için işte zaman zaman işte televizyona geçme önerileri geliyor. Ben mesela onu kabul etmiyorum. Çünkü benim asıl alanım yazılı basın. Ve benim hayatla bütün bağım burada kuruluyor. O yüzden mesela ben kendimi burada korumaya çalışıyorum. Çünkü aksi halde yani benim kendi emeğimle oluşturduğum, biriktirdiğim her şey darmadağın olacak. Aynen öyle. Bir de hani sürekli o kirlenme çok doğru bir şey değil. G20'yi takip etmişsindir. Evet. Şimdi klasik bir sürü tabii konuşulan hadiseler oldu. Ve birkaç tane de çok güzel video düştü G20'den ama şeyden bahsetmeyeceğim işte hani yanağını okşuyordu da fotoğraf öyle de aslında kamera açısı öyle değil. Hayır onlardan bahsetmeyeceğim. Bir tane çok enteresan hangi devlet başkanı olduğunu bilmiyorum. Videoyu bir VTR'miz var yani gördüğünüz gibi ikinci haftamızda teknoloji aman vermiyor. Ne yapayım böyle mi? Böyle mi? Heh, göndereyim mi? Gönderdi.
Bak. Size borcum var. Pekala. Şimdi bu şeyde görüntüde bunu ben söyleyeyim. Rize'deki algılanış nedir bunu söyleyeyim. Rize'de zaten Rize'de gibi konuşuyor. Evet, konuşuyor. Oraya konuşuyor. Kalabalık bir vasata konuşuyor. Algı şudur. İşte görüyorsun. Koçtu. Talebeye çevirdi adamı. Değil yani mi? Karşısında kürak yani, çıkardı Koca Devlet Başkanı. Bak görüyorsun böyle nasıl tüy gibi duruyor karşısında. Algı bu işte. Anlıyor onu yani. Yani Tayyip Erdoğan aslında konuşurken hakikaten o vasatın damarını yakalıyor. Ve bu adamın oradaki davranışı işte adamı gördü işte görüyorsun falan. Değil delikanlıyı mi? Gördü. Bu his yani. Şeyden sonra o yanağını okşama fotoğrafından sonra. Ama düzeltme yayınladılar. Tabii danışman hani. Yani havayı okşuyordu gibi. Evet, bir. Evet gerçeği yansıtmıyordu falan diye sanırım oradan bir uyarı geldi ki. Ama işte durmadı ki bu uyarılar. Yani herkes Şamil Tayyar dahi ki bir milletvekili olduğu halde bu uyarıyı dikkate almayıp hem de böyle dört tane arka arkaya. Gazetelerde de vardı. Takvim Gazetesi, Güneş Gazetesi. Aynen hatta öyle. Bugün daha da abartılmıştı artık böyle baş başa konuşurken. Evet. Tayyip Erdoğan işte verdiğiniz silahlar PYD'ye giderse şey değil mi öldürecek. Konuşma balonu. Yani böyle de bir efekt yaratmışlardı. Aynen öyle. Şimdi burada ama ya bir tane daha video var asıl ben ona. VTR mi giriyoruz? Ha, bir VTR gireceğiz ama biraz bekleteceğim sizi VTR girerken. Buna hakikaten bayıldım. Ama şu da ilginç yani hakikaten. Mesela Tayyip Erdoğan 13 yıldır en azından 13 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Ya 13 yıldır en azından havaryodan fazlasını öğrenmiş olması gerekirdi. Ama bizde yani. Öyle olmuyor. En azından ya çok yıllar evvel herhalde 80'lerin sonu muydu? Tanju Çolak'ın altın ayakkabı aldığı şey var ya bir tören vardı. Ya altın ayakkabı alıyorsun orada hani dünyaca önemli çok önemli bir şey artık. Hani daha ne alacağım futbolcusun? Ya adam bir hani İngilizce, İtalyanca, neceyse yani hani sırf böyle sempati olsun dedim insan böyle bir şey öğrenir ama yok herhalde biz öğrenmek istemiyoruz. Bir tane hikaye vardı Giovanni Scognamiglio'nun Yeşilçam'la ilgili anıları içerisinde Cüneyt Arkın'la ilgili bir bölümde seneler evvel okuduğumu hatırlıyorum. Cüneyt Arkın'ın böyle hani salon filmleri zamanı var ya jilet gibi evet, hakikaten evet. Çok da yakışıklı adam. Yani hala bence çok yakışıklı bir adam. Buna İtalyanlar teklifte bulunuyorlar. Başrol teklif ediyorlar yani. Ama bir tane şey var. Şart var. Evet İtalyanca öğrenmesi gerekiyor. Scognamiglio'nun anısına göre orada yazdığına göre de diyor ki ne münasebet onlar Türkçe öğrensin. Bu kadar iddialı. Sebep yani hani insan ne bileyim. Ama mesela ilginç geliyor. Erbakan dil biliyordu mesela Almanca, İngilizce. Evet, ama yani. Konuşmazdı. Ama şey yabancı görüşmeler. Biliyor yani evet. Adam konuşuyordu o nihayetinde. Yani Erdoğan'da hani bu ülkenin bütün imkanları ona akıyor. Yani insan 1150 küsur odalı sarayın bir odasına da İngilizce kursu açar yani. Hani o eksiği mi var ki? İngilizce kursuyla niye uğraşsın? Bak gözümde nasıl büyütmüşsem teknolojiyi bulur zerk ettirir evet, abi zerk yani ettirir, değil mi? Evet, yani. Yok mu parası mı benim yok bedava. Ya? Benim bedava. Pekala bir tane daha VTR'miz var. Yine G20 zirvesinden bu sahiden böyle biraz acıklı da. İzledin mi bunu? Ben göremiyorum şu anda. Şöyle tutsam. Şimdi burada hatta böyle ev sahibi evet, Obama evet, falan evet, diye evet, böyle evet. Twitter'da da yazdılar, çizdiler. Biraz şey gibi olmamış mı bu? Hani esprisine gülünmeyen adam vardır ya. Biraz böyle onun gibi kalmış. Hakikaten böyle... Keşke böyle yansımasa. İşte o açığı biraz böyle makas almayla. Ha değil mi onlar işte, biraz. Obama ile beraber kafa kafaya vermeyle ifade ettiler. Ama sürekli şeye gönderme var. Büyük haksızlık. Bülent Ecevit'in Clinton karşısındaki. Hah yaşa. Pozisyonuna hep bir gönderme var. Bir kere Bülent Ecevit yani olağanüstü kibar bir insan. Bir kere yani şair. İkincisi, aynen. Yani o günlerde hastaydı.
ve o hasta halinde bile... Ve 80 yaşındaydı evet, ve o hasta yani. Halinde bile Bülent Ecevit Irak'a müdahaleye direnmekteydi. Yani Amerika'nın karşısında hiç öyle bükülmüş falan değildi yani. Aynen. Halbuki Recep Tayyip Erdoğan en kabadayı zamanında bile Irak'a girme karşısında para hesabı yapmaktaydı. O pazarlığa tutuşmuşlardı. Milyonlar konuşuluyordu. Şu kadara girelim, aynen, şu kadara girmeyelim. Ve 2003 meclisi o tezkereyi AKP'nin evet oylarına rağmen hani büyük ölçüde evet oy vermişlerdi. Bir kısmı hayır vermişti. Öyle geçirmemişti. Şimdi yani dik dursa ne dik durmasa ne. Bence Ecevit daha dik durmuştu kesinlikle, o günlerde. Yani, kesinlikle. O tezkere geçirmeyerek. Üstelik hasta biriydi yani. Yani hasta bir başbakanın o zaaf işte yetinir. Hiç bunlara bakmadan çok acımasızca yürüyoruz ya. Bu yani artık... biz şimdi çekip çevirip yani biz muhalefetin bir kısmı da döne dolaşa Recep Tayyip Erdoğan attan düşme fotoğrafını koysa ne olacak? Ha değil mi? Yani, hadi hani... o da dönüyor ama yani artık tamam nereye kadar hani konuştuk onlar tarihe geçti. Ve öldü. Adam öldü. Evet bir de o var. Yani... Ya biz aslında bütün geleneklerimizin çiğniye çiğniye üstüne basa basa gidiyor. Hani ölünün arkasından da konuşulmaz falan ya hani her şeyi o bütün o bilgilerin bize öğretilmiş onların hepsinin üzerine çiğniye çiğniye gidiyoruz. Çok fena çok fena bir durum. Yani bir cumhur bir başkanı hani siyasi parti liderinin mezhebini meydanda söylemek. Tabii canım. Yani bunlar Kürt, gidip Bingöl'de kardeşlerim bunlar Kürt değil. Bu Selahattin Kürt değil zaten. Zaza. Zaza mı Kürt mü ne onu tartışmak. Hani zaten bu Zaza Kürt değil siz buna inanmayın demek. Bana oy vermeyen Zerdüşt'tür demek. He. Biz mi eşcinsel aday gösterdik demek. Ya akıl almayacak şeyler bunlar. Bu literatür çok zengin. Yani Baskın Orhan yıllar önce şeyi yazmıştı. Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları kitabını yazmıştı. Çok komiktir o kitap. İkinci yıllar sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın Yazılmamış Anılarına başladı. Fasikül fasikül. Ha şey yazıyor. Söyle sitede de yazıyor evet, işte değil mi? O aslında evet. İlk örneği Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları. Çünkü Kenan Evren de o günlerde çıkar işte. Hani işte Kur'an'la gezer, telkinde bulunur. Ne bileyim hani ressamlarla kavga eder falan. Bunun benzerleri şimdi daha zengin biçimde var. Peki G20'yi kapatacağız ama bence en çarpıcı G20 anısı buydu sahiden. Hiç böyle bir şeyleri ajite etmek evet. için söylemiyorum ama bence G20'ye damgasını evet, vuran güzel, fotoğraf çok güzel, budur çok sahiden de. Çok mesela acayip. Orada tabii şey var. Recep Tayyip Erdoğan finalde tüm çalışanlara beraber fotoğraf evet. çektiriyor. O da fena bir fotoğraf değil. Evet, evet gayet evet. güzel. Bak öyle şeyleri çok evet. Önemsiyorlar. Evet. Bu o iyi bir mesajdı mesela. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Pekala. Şimdi siz bu haber, çok haber yapıyorsun. Zaten gazetenin içindesin. Dünya kadar haber düşüyor önüne ama ilgi çekmesi için hani çok böyle dikkat çekici bir kere yaptık. Manşetler bulman lazım. Onu bir kere yaptık. Mesela, ne yaptın? Ama orada feministler çok bir kısmı eleştirdi bizi. Yani şimdi bir yoga hocası. Hı. Yogi mi deniyor? Yogi. Erkek. Yogi, evet. Erkek dedim. Ben de bir bayağı Yeşilçam artisti gibi konuştum. Erkekler. Şimdi kadın, 3 tane kadın şikayette bulundu ve Yogi'yi gözaltına aldılar. Ha biliyorum onu. Şimdi kadınlar ifadesinde diyor ki, yazdığımız için rahatlıkla söylüyorum. İşte beni çakra açma gerekçesiyle bana zorla oral seks yaptırdı. İşte enerji veriyorum diyerek oral seks yaptırdı. Şimdi biz bunu tabii başlığa koyduk ama haber zaten hakikaten bu yani. Çakra açıyorum diye oral seks yaptırdı diye. Radikal tarihin en çok okunan haberlerinden biri haline geldi neredeyse. Yani o çakra ve seksi gören tabii, yani, tabii. tıklayıp okudu, tıklayıp okudu. Bayağı bir aksine. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani ben haberi yazdım yani başımıza bir iş gelmesin diye gösterdim yani bakın sizin duyarlılıklarınıza aykırı sizin bir şey var mı? Sizin de işiniz zora çünkü bayağı zor. Ensende gene de yaranamadım. Haber yani gene de yaranamadım. Ben hatta söylemiştim yani iki feminist arkadaşımız baktı ona yani hani ben bir şey olur diye. Onlar da kim oluyor dediler. Yani ben her birine tek tek gösterecek miyim haberi yani Türkiye'de hangi feminist varsa önüme koyacağım haberi. Sonuçta ama orada eylem yani suçlama da oydu yani çakra açtırma ve enerji verme gerekçesiyle oral seks suçlaması. Biz bunu verdik. Ve o haber çok gerçekten çok okuyor. Eskiden bu merdiven altı böyle hacıların, hocaların, üfürükçülerin falan öyle haberleri olurdu. Hala da vardır oldu, da. Bir sene önce oldu Bursa'da bir şey. Müritler, karı koca müridin ikisiyle de birlikte olmuş. Yani ve ne deniyordu? Yani gene özür dileyerek söylüyorum. Hani oral seks yaptırmış ikisine de. Bunu da tarikatın müritveli olarak söylüyor. Evet evet işte evet. yani demek ki... Tutuklandı hepsi alıp götürdüler. Yani siz artık içeride ne yapıyorsanız yapın diye. Biz o şey neydi Fadime... Fadime Şah...
Fadime Şahin falan hikayelerini böyle hatırlasana. Arkadaş yani bu hakikaten gelenek mi ya? Orada şöyle bir sıkıntı var. İslamcılar hep bunu şey diye anlatıyorlar. Efendim aslında Fadime Şahin Müslüm Gündüz olmadı da onu askerler buldu getirdi falan gibi bir... Hayır böyle, böyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Hayır ben yani, onu örneklemek için dedim. Ha. Yoksa başrolü onları oturtayım diye söylemedim. Çünkü dünya kadar böyle haberler çıktı. Hayır, çok yaygın yani Müslüm Gündüz hala Müslüm Gündüz. Yani ya arkadaş bir de hadi de ki sen hakikaten çok çaresiz durumdasın. Bir tane hocaya gideyim de beni bir üfürsün de hani bir ferahlayayım neyse işte hastalığım iyileşsin evleneyim neyse artık derdin. Yani böyle bir şey teklif edildiğinde din iman adına harbi hiç mi kafan çalışmaz da bunu, o ritüeli hani ne diyorsa kabul edersin öyle değil mi? Ama işte orada çok ilginçti o Bursa'da görülen bir davaydı. Gerçekten de müritler inanmışlar yani. Bunu nasıl anlıyor? O da diyor ki şeyh de bunu yaptıran şeyh de diyor ki efendim diyor bu diyor mürit istikten sonra ben engelleyemem. Cezbe gelmiş çünkü yani. Nasıl bir tarikatsa. Mürit istedikten sonra mürit istemiş bir de. Yani. Ya işte ilginç yani hani bu ve şimdi artık daha da hakim yani mesela yani tabi bu boyutta değil ama Adnan Hoca'nın yaptığını aslında hiçbir dini şey tabuk yani dini yapı kabul etmez fakat artık nasıl oluyor? Çünkü güzel şeyler. Hayır şu anlamda söylüyorum. Ben Twitter'da böyle yorumlar da okuyorum. Şimdi bu adam da hoca. Ve en başından beri din üzerine kurmuş. Bir dönem çok el üstündeydi. Ve Milli Eğitim onun kitaplarını okularda dağıtıyordu. Tabii aynen öyle. Yani benim ilk gençliğimde, lise çağlarımda falan. Bizim mesela çok arkadaşımız öyle girip çıkmıştır, kalanlar olmuştur, aklını kaçıranlar olmuştur falan. Böyle bir furyaydı yani bu. Adnan Hocacılar. Tabii. İşte 80'lerin sonları. Şimdi Adnan Hoca mesela o tartışmaları izlemeni öneririm. Adnan Hoca'nın en büyük iddiası Mesih Mehdi olduğu iddiası. Mehdi oldu ama tabii. Kendisi... Geçen gün biri şey yazmış. Hiç vazgeçmeyeceksin diye yazmış. Ama kendisi söylemiyor bunu. Tabii. Arkadaşlarına söyletiyor. Söyletiyor. Yani efendim işte bir gerçekten bir klip var çok komik. Cübbeli Ahmet Hoca bunu sürekli gündeme getiriyor. Şimdi kadın diyor ki efendim diyor ben şimdi size bir şey soracağım. İşte siz Mehdi misiniz? O da diyor ki hayır değilim. O zaman diyor Mehdi'nin alametlerini söyleyeyim. Sizde var mı acaba? Sırtınızda ben var mı? Diyor ki bir Müslüman yalan söylemez. Var tabii diyor. İşte alnında diyor boşluk var mı? O da burada diyor. İşte şuranda ben var mı? Sonra diyor efendim o zaman siz Mehdi'siniz diyor. Mehdi'siniz tabii. O da diyor ki efendim ben bunu diyemem. Yani şimdi bu sohbet aslında mahalle arasında yapılsa insan insanı döver. Aynen öyle. Yani bu olacak iş değil ama... Böyle oluyor yani. Ve o programları da hani gerçi kendi kanalı. Ben geçen şey izledim. Yönetim zaman yayına giriyor falan. Bu gene komik olanı. Bir de radikal İslamcıların kendi kanalları hem YouTube kanalları hem televizyon kanalları var. Mesela işte IŞİD propagandisti geçen şeyi tartışıyordu. Ürdün'de pilotun yakılması olayı İslam'a göre caiz midir? Adam 10 dakika ayet söyledi, hadis söyledi. Eninde sonunda dedi ki, efendim dedi, İslam'a göre dedi, ayet ve hadislere göre bunun caiz olmadığını söylemek mümkün değil. Tabii. Caiz değil mi? Bak cümleyi tersten kurup yumuşatıyor. Ama diyor, bana kalırsa doğru değil. Niye? Çünkü diyor, esir olur öbür tarafta kurtarmak zor olur. Yani bunu tartışıyor 15-20 dakika ve bunları izliyorsun ya. Evet. Korkunç bir şey. Evet. Ya hakikaten utanmadan şeyi soruyorlar, işte... eşimin üvey kızıyla bilmem ne yapsam falan hikaye. Hakikaten peki şimdi Adnan Hoca yani bunu mutlaka bir VTR'e daha giriyoruz şimdi sahneye bakar mısınız Allah aşkına bak devrim öncesi Küba'da bir akşam piyano çalın değil mi? Ya on numara değil mi yani? Arkada da Oktar Babuna bak jilet gibi orada. Ya ben hayatımda ilk kez kan verdim bunun için sus verdim. Ya. Yani lisede öğrenciydim. Yani ama o zaman da biz kan verdik buna dediler ki ölüyor. Evet. Halen yaşıyor yani. Ya yaşıyor ama onu yaşamak mı denir? Tövbe ya. Android gibi değil bunun gibi de hayat mı ya? Her akşam o stüdyoda. Bir de bir tuhaf herhalde gerdiriyor mu? Bir şey mi yapıyor yani? Onun bu arada ablası da yani o yapıda. Nasıl o ya? Ablası da... Fiziken mi? Orada yani. Ha Adnan evet Hoca'nın evet. En kuvvetli evet, elemanlarından evet, biri o estetik ameliyat oldu. Gençleşti. Şimdi şöyle bir iddiası var onların. Bunu özetleyeyim. Yani Mehdi gelecek yanında 200 arkadaşı olacak. 200 seçkin arkadaşı olacak. Ve onlar toplum tarafından yadırganacaklar. Şimdi öyle bir grup oluşturuyor kendisine. Tabii Cübbeli Ahmet Özel'e... Yani bu onun savunma. Hayır Mehdi ile ilgili tezlerden biri. Ha. Geldiğinde 200 arkadaşı olacak falan. Ha. Onlar gidecekler. İşte
Adnan Hoca Cübbeli Ahmet diyor ki, efendim diyor, ya şimdi peygamberin adını alması lazım Behtin, bunun adı Adnan. Bu da diyor ki ama peygamberin dedesi de olabilir falan. Onun adı da Adnan ya. İşte diyor ki mesela adam illa olacak. Mehdi, Cübbeli diyor ki, yani hem de Mehdi diyor, Arap olacak. Mehdi İstanbul'u değil ki. İşte İstanbul'a gelebilir deniyormuş bir hadiste. Bu da diyor ki canım yani İstanbul'da da olabilir. Hani İstanbul'da doğmuş olabilir. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu Cübbeli ile Adnan Hoca akşamları oturup bizimle dalga geçiyor olmasınlar. Belki ya, yarın Cübbeli sen bunu komik. Söyle öbür Cübbeli gün sen diyor ki neredeyse söyle. Adnan'a bıraksak hani Mehdi köprünün altına doğdu diyecek. Böyle hani böyle bir muhabbet var. Ha, başlıklar konusunu söyledin sen, haber başlıkları. Biz hep derslerde şimdi, şey öğretilirdi. Şimdi şey... Bülent Ersoy çocuk düşürdü. Meselesi hep o örnek verilmiş. Hmm. Bülent Ersoy çocuğa çarptı, düşürdü. Ama hani Bülent Ersoy, o Bülent Ersoy'un eşcinselliğini atfen. Eyvallah. Fakat geçen şunlara çok sinirleniyorum hakikaten. Özellikle internet siteleri, gazetelerin falan bunu bilhassa yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Bir de çok kritik haberlerde yapıyorlar. Yani öyle bir başlık atıyor ki içerideki haberle alakası yok bir defa onun. Hiç adam öyle bir şey söylememiş. Öyle bir durum hiç olmamış ama o manşeti atıyor ya. Sadece o tıkı almak için o kritik haberlerde hakikaten çok canım sıkılıyor. Fakat dünyada önceki gün Hürriyet gazetesi bir tane manşet attı. Ben internette gördüm, kağıt baskıda var mıydı bilmiyorum. Haber şu, zabıta dilencilere baskın yapıyor. Bir tane tekerlekli sandalyede dilenci var. Zabıtayı görünce ayaklanıyor, yürümeye başlıyor. Tamam mı adam? Krizik aslında her yerde olacak ama manşet süper. Zabıtadan sihirli dokunuş. Bayıldım. Zabıta da böyle bakıyor adama. Artık bak dokunmuyor bile düşün yani şeyle beyin gücüyle belki. Bir de böyle operasyon isimleri var. Çok fena şeyler. Aslında bir ara gizli tanklar modaydı, onların isimleri çok modaydı. Aynen. Gizli tank sokak lambası. Evet. Mesela bir tanesi var diyelim ki karargah davasının gizli tanığı. Gizli tank son tezgah. Şimdi yani öyle bir gizli tanığın eline düştün bittin yani değil sen mi? Belli geliyor yani geliyor, gizli tanığın son tezgahı artık Allah seni kurtarsın. Aynen, değil mi öyle. Durum var orada. Biz geçen hafta şeyi konuştuk, bu Bingöl'de göktaşları düştü ya. Evet. Sarı Çiçek diye bir ilçe mi acaba köy mü dur şimdi hatırlamıyorum haberi. Ha bu arada onlar parayı bulmuşlar biliyorsun gramı mı ne işte çok az bir 50-60 dolardan satılmaya başlayınca. Kendine piyasa olmuş orada. Aynen öyle ve hani evlerini almışlar arabalığını almışlar falan diye bir tane de haber vardı. Göktaş'ın adını da oranın adını koymuşlar Sarı Çiçek. Ve okur okur vaziyem bunu gizli tanık adı gibi geçen hafta onu konuştuk öyle değil mi sanki? Evet. Peki yine bu haftanın ya da hafta sonunun en sevdiğim konulardan bir tanesi şu Edirne valisiyle ilgili olanıydı. Dikkatinizi çekmişti gazetelerde de yer aldı bazılarında. Edirne'deki mültecilerin sınırdan geçişini engelledi. Daha doğrusu orada iyi bir organizasyon yaptığı için bir komutana tam altın takarken... Emniyet müdürüne de komutana da bir altın takarken bir de bu hani çok matah bir şeymiş gibi fotoğraflandı ve basına da servis edildi. Ben de dedim ki ucuz atlatmışız bisiklet de alabilirdi adam. Ondan sonra da yalak açılışı yaptı. Ha, yalak açtı. Valiler deyince en çok komik giden benim Afyon valisiydi. Yani konu çok üzücü tabii. Afyon mühimmat deposu patlaması 25 askerimiz ölmüştü. Genelkurmay Başkanı oraya gittiğinde daha bir önceki yani daha yeniydi. Afyon şeyi vermişlerdi ona. İşte Afyon'u temsil eden sucuk mu vermişlerdi. Yok, ya hayır şey ya. Sucuk değil galiba da bir şey verdiler yani. Kaymaktır ya da yani. Pişmaniye gibi bir şey verdiler. Afyon haritası halı malı verdiler. Genelkurmay Başkanı da ya aniyle işte reaksiyon gösteremedim diye açıklama yapmıştı. Ertesi gün Hürriyet'te karikatür vardı. Birinci sayfada Genelkurmay Başkanı'nın boynunda bir sucuk. Genelkurmay Başkanı ani gelişti reaksiyon veremedim diyordu. Düşünsene şöyle gidici bir Afyon sucuğunu programı idare edemeyeceğim. Bence kayyum atıyorlar. İşte o ne abi rezillik. On numaraymış. Kırıştı suratım.
Bana bak, senin yüzünden yaşlı görüneceğim ha. Ani gelişti, reaksiyon veremedim. 10 numaraymış. Geçen gün Radikal bu valinin, Dursun Ali Şahin'in başka meziyetleri de olmuş. Onları derlemiş. İşte daha evvel neredeyken bakayım hemen söylüyorum. Şimdi ben anlatayım. Bu etek ben boyu mesela. Sen bir ay önce bizim bilmediklerimiz de vardır sende. Bir ay önce Edirne'ye gittim. Edirne'de çok sempatik karşılanıyor. Daha doğrusu yani adam ilginç geliyor onlara. Edirne'lerde yani gevşek insan, rahat insanın oldukları için. Sanki Japon da yani, o. Edirne'de görünce. Şimdi yani AKP politikası yani doğru da partiyi uygulamıyor ama kafasına göre işler yapıyor. Yani işte mesela ilk üç kamu binalarında ilk üç katta asansörle çıkılamıyor, yürüyerek çıkınıyor. O gazete yani, için değil mi? Evet yani zayıflasın diye evet. İnsanlar. Yani sağlığa yararlı ama abuk subuk kararlar yani. Şimdi mesela gizlice ben dedim ki yani birini görsen kızıyormuş yani. Hani uygulaması da yok onun. Ne yapacak ki asansöre binen adam ne yapacak, çıkartacak mı yani? Bir diğer işte kahvelerde tek şeker uygulaması. Hadi. İkinci şeker isteyince getiriyorlar. Ama yine getiriyorlar. Ya getiriyorlar ama tabii bundan kahveciler memnunmuş yani. Malzeme sağ vardı yani memnunlar bunda, uygulanıyor. Kahvelere o biraz esnafı mağdur etmiş. Kahvelere ve restoranlara zorunlu bulaşık makinesi kararı getirmiş. Herkes bulaşık makinesi almış mecburen. Ha. O uygulanıyor bu arada. Bir diğeri tuz. Sofradan tuzu kaldırmış aklına gelince iste diye. Yani hani çünkü yemeklerde tuz var. Hani sen istersen getirsin. Aslında sağlık için çalışıyor vali yani. Ya işte vali ama ilginç böyle şeyler yapıyor. Bir de sempatik geliyor insana. İşte güzel falan eğleniyoruz. Yani siz de oradaki şey işleyişi zorlamadığı için problem olmuyor. Acaba arada valilik de yapıyor mu? Aslında o daha önce Maltepe kaymakamıydı. Sonra Bakırköy'e atandı. Ha. Buralarda bu kadar rahat hareket edemiyordu. Kaymakam ki olmuyor tabii bu işler. O kadar zorlayamıyor. Bir de yani bir de İstanbul'da belki biraz da. Maltepe'de, Bakırköy'de enteresan ters gelebilir yani ama evet. Edirne biraz Irak'ta falan olabiliyor. Fakat daha önce Giresun'da benzer şeyler yaptı. Giresun'dan gönderdiler onu. Giresun'u zorladı. Evet evet. Aynen öyle. Giresun kaldıramadı bu durumu. Sebebini hatırlıyor musun? Bu bir şey var. Etek boyu hikayesi falan evet, vardı evet, değil mi? Evet. O Giresun'da mıydı? Giresun'da onu ya başbakan ya da biri azarladı galiba. Bu tip yani sen niye gidip kafana göre işler yapıyorsun ha, diyor orada. Aynen öyle. Şey var. Şimdi zenci ama, olayı var biliyorsun. Ha zencinin evet. Ya ama orada açıklaması şey yani tabii yani işte neydi o 23 Nisan'da mı ne bir çocuğun yüzünü evet. Elinde Afrika bayrağı var diye siyaha boyuyor öğretmenler. Evet. Ya kostüm yapmışlar evet. Çocuğa yani. Ama burada diyor ki ırkçılık olur diye bunu silelim diyor. Yüzünü yıkatıyor çocuğun ama çocuğun yüzünde bazı siyahlar kalıyor böyle. Oradan skandal. Çocuk böyle şey gibi yani çıt şeye çevirmişler çocuğu zebraya çevirmişler böyle bazıları. Ama yani... Irkçılık olur diye hadi incelik yapacağım diye artık ne yapacağını şaşırmış bir vaziyete gelmiyorum. Çünkü şey de diyor sonra açıklaması var. Zenci demeye bile çekiniyorum. Ne diyorsun hani evet mesela Amerika'da olsak zenci dediğinde bu küfür gibi sayılıyor falan ama hani ne bileyim Afrika kökenli ya, bilmem tabii, ne falan. Edirne valisi çok olumsuz bir intibası yok sempatik. Evet evet hani, enteresan. Ama başka böyle bunun adı çıktı. Başka valiler de var mesela Afyon valisi öyle Afyon valisi. O bombardı. Hani. Katliamdan önce Genelkurmay Başkanı öyle pişmaniye falan verince problem çıktı. Ama mesela başkası da var. Geçen bir tane vali şeyin açılışını yaptı. Vergi dairesi. Vergi dairesi açılışını yapılırmış yani. Vergi Allah bir kurdele kesmişlerdi. Tabii tabii öyle açılışı tabii. Yaptılar. Bir tanesi mesela şehitlik açılışı yaptı. Sen hatırlıyor musun? Ayakkabı boyası sandığı açılışı yaptı birileri. Ah ben onu bulurum şimdi fotoğrafını. Mesela şehitlik açılışı nerede yapılır? Şehitlik beraber ilçe bürokrasiyle beraber şehitliği açtılar. Ama bu... Adana'daki vali asıl oydu problemli. Ne Adana'daki o? Vali vatandaşa işte hakaret etti sonra ben onu demedim kavas dedim diye. Aa vali coştu değil tabii mi? Tabii Hüseyin vali coştu. Tabii, tabii, tabii. Onun daha büyük skandalları var. Bunun sempatik yani. Bu, ama bak, onu artık validen değil başka bir işte, o bir yani. Görevi var sayalım onu. Ay dur ya ne diyecektim gene bu vali üzerine bir şey diyecektim bak kafam dağıldı. Neyse bu vali konusunu pekala geçelim. Şeyler var. Amerikan başkanlık seçimleri var önümüzdeki günlerde. Donald Trump bu şeylerden bir tanesi. Başkan adaylarından bir tanesi ve muazzam çıkışları var. Yani muazzam değilsem bunu pozitif anlamda söylemiyorum. Mesela geçen gün şey dedi. Paris saldırısı üzerine bir yorum yaptı. Saldırıya uğrayanların da silahı olsaydı durum çok farklı olurdu dedi. Böyle video var tamam mı? Böyle şok yani ne olabilirdi? Hani gözlerin yerinde... Yok burada ölüm olmazdı anlamında mı?
Ya ne yapacak herhalde, o da ona mı şey yapacak, silah sıkacak? Ama zaten silahlı, buna canlı bombaydı zaten bir kısmı. Herkesin patlayacak birbirine. Ya düşünsene böyle. Böyle bir adam Amerikan başkanlığına aday Amerika'da ve daha da vahimi ben onu videoyu izledim. Ama Amerika'da bu savunuluyor yani. Bazı eyaletlerde silah kullanımı yani bu. Ay, bütün Amerika'da evet, zaten evet. Hani çok şimdi yaygın. Şimdi 20 küsur eyalette galiba Suriyelilerin girişi yasaklandı. Doğrudur, evet. Doğrudur. Ama yani sen bunu hakikaten ciklet satar gibi sat ama önce. Ama bunun bir alıcısı var. Var, ama işte muhtemelen o arz talep meselesi birbirini doğuruyor belli ki. Güvenlik kaygısı yükseldikçe bu söylemin alıcısı aynen, var. Böyle çekilmiş filmler var ya bayağı hani liselerde falan hani çocuk internetten silah sipariş veriyor. Lars von Trier'in mi hatırlamıyorum. Fil diye bir film, şimdi kimin de hatırlamıyorum. Onda mesela vardır bir lise hikayesi. Çocuk internetten sipariş geliyor, veriyor, evine geliyor silah. Ve okuduğu okulu gidiyor, tarıyor. Hmm. Bunun üzerine çekilmiş muazzam bir film. Yani sen onu doğurursan o muhakkak ki arkası geliyor onun. En acı olan da Donald Trump'ın bu sözleri söylerken arkasında da koca bir kalabalık var tabii. Böyle kapalı bir yerde yapıyorlar. Herkes bunu savunuyor. Arkasından böyle onaylar, kafalar iniyor, çıkıyor, deliler gibi alkışlıyorlar adamı falan. Yani buna inanan Amerikalı da var, bunu destekleyen. Evet. Ya da bu, hani desteklenecek bir şey de değil bu. Mesela ne demek istedin diye sormuyor hiç kimse mesela buna. Donald Trump'ın, ya düşünsene Amerika'ya başkanı. Benzeri bir şey galiba, Amerikan Başkanı Ronald Reagan döneminde bir kampanya başlatılıyor bununla, yani uyuşturucu ya da benzeri bir maddenin kullanımı ile ilgili Amerikan halkı bir vakanın ardından, şu an tam konuyu hatırlayamıyorum ama bütün kamuoyu aynı söyleme bürünebiliyor. Birdenbire hava oluşturulabiliyor ve o, hatırlıyorum, o filmin reklam kampanyasında Ronald Reagan ve eşi de oynuyor. Doğru. Yani Amerikan toplumu buna çok açık. Amerikan toplumunda ve bunun bir tabanı da var zaten. Yani sağ muhafazakar tabanı. Bu tabii adamların hükümet politikaları, yani daha doğrusu devlet politikaları bir şekilde sinemayla hani bize neyse yayıyorlar ya bütün dünyaya. Çok eski bir hadisedir. It Happened One Night diye bir film vardır. O filmde Clark Gable, umarım yanlış söylemiyorum, bağışlayayım ama film doğru. Bir bez, paravanım, trak bir şeyin arkasından çıkıyor ve gömleğini çıkarıyor. İçinde atlet yok adamın. Amerika'da iç çamaşır satışları düşüyor. Düşünebiliyor musun deliliği? Yani Clark Gable giymiyorsa ben yani, giyeceğim ortalama yani. Bir Amerikalı niçin giyinsin yani, öyle değil mi? İnanılmaz bir hani. Bizde daha bunun ne olmuştu, Uğur Dündar tavuk kampanyasını canlandırmıştı. Bizde de benzeri vardı, hatırlarsın. Yani şey, ne kuş gribi hastalığından sonra lazım. Tavuk yemeye düşünce Uğur Dündar canlı yayında tavuk önermişti. Evet evet. Lütfen yiyin falan, artı tavuk satışlar. Aynen öyle. Yani işte kanaat önderliği midir bu artık, neyse. Adamlar bir şekilde tabii reklamın kitabını yazdıkları için adamlar. Uğur Dündar meselesiyle ilgili bir şey anlatmalıyım. Bir gün Şile'de çok sık yazın ölümler olur ya, hatırlarsın. Ölümlerin haberini yapmaya gitmiştim. Herkesle konuşurken mısırcıyla da konuşayım istedim. İşte nasıl gidiyor satışlar? Valla dedi, ben Mısır'dan anlamıyorum. Yeni başladım bu işlere. Niye dedim? Ben aslında dedi dondurma açayım dedi. Dükkanı kapatmak zorunda kaldım. Niye dedim? Ya dedi, Uğur Dündar yüzünden. Niye? O sırada Uğur Dündar da programda sürekli pastane mi basıyormuş? Bir yer mi basıyormuş? Aa tabii, muska böyle gelen böcek vardı falan. Yani, işte çikolata tezgahı böyle yerleri basıyormuş falan. Koca Mustafa Paşa'daki olan dondurmacı olmuş. Ay, Uğur Dündar yüzünden satışlarım düştü. Dükkanı kapattık, mısırcılığa başladım demişti. Yazık be. Uğur Dündar'da haberi var mı acaba? Küçük esnaf batmış orada. Aa, çok acayip bir sayıdan. Şimdi ya bir tane neyse onu sonlara bırakacağım da birazdan da toparlayacağız. Çok ünlü bir program var. Sıra Dışı diye bir program var. TV Net'te değil mi o program? Orada gerçekten Sıra Dışı yani. Evet, sahiden Sıra Dışı. Yani öyle şeyler konuşuluyorlar ki hiçbirimizin mesela şurada 40 kişi toplansak aklımıza gelmeyecek hadiseler rahatlıkla konuşabiliyorlar. Bir bölüm internete düştü oradan. Küçük bir parça. Takdir edersiniz ki Fethullah Gülen üzerine kuruluydu o yayında. Bir VTR'ye giriyoruz. Şimdi burada aslında Fethullah Gülen'in yaşamadığı tezi üzerinden, yani ölmüş olduğu tezi üzerinden insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Bütün vaazları CIA tarafından sayısal analize dönüştürüldü, dijitalleştirildi.
ve biz canlı bir soru sorsak, o sorduğumuz canlı soruya canlı cevap verecek sistem CIA'de hazır. Bak. Dolayısıyla acaba bu konuşan hakikatte kim? Bu önemli. Bu da önemli. Daha önceki bir programda muhtemelen Çorlu'dan Türkiye dışına çıkarıldı demiştim. Yani halen Türkiye'den nasıl çıktığı bilinmiyor. Hayır, uçakta gitti adam ya. Bak şimdi bir de son aldığım inandırmak için çok başka bir şey vurgu yapacak şimdi, pekiştirmek için. NATO sözünü. Üstünden yani askeri havaalanından kaçırdılar. Ve Amerikalılar götürüyor. Kimi? Bak, Turnay'ı Turnay'ı koptular. Kimi kaç saattir konuşuyorlarsa artık bayılmış demek istiyor. Kapak getirmiş. Kimi konuşuyordu? Rıdvan Dilmen dese yiyecek ha. Ya falan filan. Ya ben bunu, de şey ben bir gün diyor, Ali, şeyde Azerbaycan'ın şeyi başkanı Haydar Aliyev. Haydar Aliyev de aslında ölmüştü ama Amerika'ya giderken bunu söylemediler ki işte oğlunu getirsinler, organizasyonu kursunlar falan diye oraya dayandırıyor. Yani onunla da pekiştiriyor iddiasını. Ben bir gün Beyaz TV'ye gittim, böyle bir program. Ama ben tabii ilk deneyimi, bir daha da olmadı zaten. İlk onu deneyimleyemedim onu. Çok enteresan yani. Cem Küçük'te katıldığın program. Evet, o evet. Şimdi orada herkes AKP'li ve mesela şimdi sen, senin muhalif noktaları için seninle tartışıyorlar. Tabii. Herkes bağırıyor aynı zamanda. Ama sen mesela susunca o bir gelenek olmuş demek ki orada. Herkesin birbirine bağırma geleneği. Bu kız birbirlerine bağırıyorlar. Yani ben bir ara uyarma gereği hissettim. Arkadaşlar dedim ya, birbirinize bağırırken acı kaybetmeyin. Bize bağırabilirsiniz dedim. Hani çünkü alışmışlar ve daha çok bağırmak gerekiyor. Şimdi geçen bir program vardı. Bir de bunun daha bunun kadar A Haber ve Beyaz TV'de çığırdan çıkmış programları var. Mesela şey var ya, dinamit diye. Dinam, işte o dinamitte mesela. O inanılmaz. O bir orada bir mesela Rasim Ozan Kütahyalı gaz veriyor. Evet. İşte mesela Cem Küçük geçen çıkmış. Cem Küçük işte yine bir şey FETÖ'ye bağlamış orada. FETÖ diyor böyle. O da diyor ki o zaman desene Cem, bu bir şerefsizlik. Hani, diyor değil mi o da hemen? Bu bir şerefsizlik. Ya, inanılmaz bir pozisyon. Bir de ne vardı? A Haber'de bir program. Diyorlar ki işte bir tarih programı ama iyice kopmuş her şey. İşte diyor ki Genç Osman'dan Gezi Parkı'na darbeler tarihi. Yani hikaye o kadar inanılmaz. 17-25'e yani. Bağlıyorlar değil mi onu öyle? Oradan Gezi Park 17-25 ama Genç Osman'la başlıyor her şey. Evet. Yani öylesi geniş bir şey. Yine mesela A Haber'de bir program vardı. Konu nefret suçları. Ben de çalıştığım için merak ettim ne konuşacaklar diye. Nefret suçları konusu şeymiş. Yandaş basın demek nefret suçu mudur değil midir? Hop. Tabii bunu tartışıyorlardı mesela. Hop. Uzun uzun bayağı bir ekip de var. Bir de orada belli ekipler var. Mesela geçen Canan Barlas, işte oğlu Cemil. İşte o tayfa müthiş canım. Bir ekip var orada ama bunlar çok enteresan bir ekip. Orada mesela Cem Dream Küçük, Team onlar. Cem Küçük daha serin kanlı kaldı. Ben bir programı izledim. Bunların beşi toplanmış diyorlar ki Hrant Dink'i Fethullah Gülen adamları öldürdü. Bu diyor ki olmaz öyle şey. Ben de yıllardır okuyorum Fethullah Gülen'le böyle bir şey. Yani Gülen cemaat böyle bir şey yapmaz. Cemil Barlas diyor ki ne diyorsun sen, Cumhurbaşkanı söyledi. Yani söylemiş ya, tamam artık yani, ötesi mi var? Sen niye uzatıyorsun, kaçtırıyorsun meseleyi? Ya inanılmaz acayip. Ama bu aynısı cemaate reva. Cemaat de aynısını yapıyordu. Maalesef. Şimdi bir gün hiç unutmuyorum ya, Dursun Bey'de, galiba Dursun Bey'deki şeydi, maden kazasıydı. 20 küsür kişi ölmüş. Yani ben gittim oraya, Balıkesir'e. Yani öyle bir kasaba ki akşam evlerden, bakkallardan STV açık. Yani kabus gibi, inanılmaz bir şeydi çünkü onların bir Ergenekon haberlerinin perforesini yapan bir ses vardı. Kulaklarına hala gitmez. O alındı, o alındı falan diye. Şimdi o ses şey diyor. Yani orada bir spiker şey diyordu. Dönüş yolunda dinliyordum galiba. İşte Ergenekon operasyonlarıyla aynı zamana denk gelmesi şaşırtıcı değil. Bak. Yani böyle yani Balıkesir Dursun Bey'deki maden kazasını Ergenekon'a bağlıyor. Hiç unutmuyorum mesela. Hatta o dönemlerde şey vardı. Yalçın Küçük tutuklanmıştı. STV'nin programı, yani en son tutuklanmaya konu olan dizide Kaya Minik diye bir karakter uydurmuşlar. Yalçın Küçük'e denk. Kaya Minik. Ona benziyor falan. O da öyle şey. Her altı, her taşın altından Kaya Minik çıkıyor. Hı. Ve bir izleyici Adana'da kendisini o kadar kaptırmış ki Türkiye'nin en büyük belasının Kaya Minik olduğuna ya, dolayısıyla Yalçın Küçük olduğuna, Adana'da Kaya Minik'i protesto etmek için idam sehpası kurmuştu 27 Mayıs zamanında falan. Az kalsın ölüyordu, o kurtardılar. Yani kurduğu sahte sehpada giderken polis kaptı onu havada. Yani böylesi, ama bu yani bu yeni değil. Bu var öteden beri şimdi. Ya tabii
O kadar kanal oldu ki artık. Kanal A, A Haber, Beyaz TV. Aynen öyle. Arka buraya, buraya bir de insan getirmek de zor yani. Yok zaten işte bir kadro var 15-20 kişilik. Evet. Onlar çeşitli kombinasyonlarla her gece bir tarafa çıkıyorlar. Ama yani inanılmaz bir şey. Yani geçen bir sene önce galiba Nagihan Alçı şeyi, Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeci yandaş olmakla suçladı. Her şey komik yani. O da dedi ki ya sen kime diyorsun, ben hep buradaydım. Hani. Aynen öyle de karşısında. Ahmet Kekeci kaç yılın mahallini sakin, onda yandaş denmez ki yani. Bir de Nagihan Alçı diyebilir mi yani? Tabii sen de çok yandaş çocuğum dedi. Allah bütün vaazlar. Allah adam vaazlar gördün değil mi? Bu bence bir işaret bu, biliyorsun değil mi? Gökten. Bir de tabii şey oldu mesela Mehmet Abartık, bunlar hadi gençler neyse de Mehmet Barlas'tan alıyorlar işi yani. Mehmet Barlas hakikaten yani şey diye sordu ya son, efendim bu formunuz neye borçlusunuz? Aynen öyle. İşte yani işte. Ne kadar güzel giyiniyorsunuz. Tabii aynen. Artık bu başlıktan sonra gerisi gelir tabii, Mehmet Barlas yani bu. Ya şey o kadar hani biraz evvel gösterdin ya elini masaya vura vura tabii, hani tabii, Cumhurbaşkanı dedi. Demiş ya zaten. Abi öyle bir şey gelişti ki şimdi Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmeden önce hani ben koşan terleyen bir cumhurbaşkanı, farklı bir cumhurbaşkanı göreceksiniz dedi. Evet. Sonra bütün bunlar oldu. Bütün hani olan biten şeyler son derece hukuka uygunmuş gibi, anayasa uygunmuş gibi onları savunmak için cumhurbaşkanı demişti ya diyor. Bazen şu da var. Abuk subuk şeyleri savunmak zorunda kalıyorlar. Şimdi mesela cumhurbaşkanı danışmanı Jöleli. Yiğit Bulut. İşte telekineziyi ortaya attı. Sus. Şimdi telekineziyi Cumhurbaşkanı danışmanı ortaya atınca diğerleri savunmak düşüyor. İşte ister istemez yani. Hani bunun altında kalkamamak da var bir de. Çünkü çok garip bir iklim. Herkesin birbirine yarıştığı, rekabet ettiği, aynen, daha büyük bir anlamsızlığı sunmak zorunda kaldığı bir dönem. Yani ben daha çok seviyorum diye daha acayip bir yerlere geliyorlar. Ama ne beyin cimnastiği oluyordur ha orada. Yani, düşünsene yani böyle şeyleri düşünürsün. Bak şimdi ya bu, oralara referans vermekten hoşlanmıyorum ama Fuat abini geçen gün işte bu G20'ye hazırlanıyor falan, en büyük buluş Jöleli'den geldi. Bütün işte devlet şeylerini, başkanlarını, başbakanlarının vücut ölçülerini harıl harıl arıyorlar, bornoz hediye edecekler diye, tamam mı? Bugün bir tane haber düşmüş. Merkel İşte Obama'ya nazaran normal bir oda istemiş. Normal bir oda vermişler fakat bu sefer varaklı koltuklar koymuşlar. Kadın da o varaklı koltukları geri göndertmiş. Hani daha önceden başına gelenleri hatırladı zaten. Bazen de sokuyor bunlar. Şöyle bir şey var. Ama işte o yapılan uyanmadıysa eğer, ben mesela buraya vurgu yapmak istiyorum. Hani bak Fuat abin dedi, bornoz dedi. Hakikaten bornoz şimdi yapmışlar. Biz bazen de iyice hükümetiz, biraz zora sokuyorlar yani. Artık hükümet mi toplayamıyor bunları? Şimdi önce geçen Bekir Bozdağ bir yumruklanmıştı. Evet. Kayseri'de bir yerde yumruklanmıştı. Şeyde, Hacı Bektaş şenliklerinde. Adam serbest bırakıldı. Tabii Bekir Bozdağ bile tamam demiş yani. Artık tam oldu bitti falan, abartmayalım. Fakat bunlar yani niye tutuklanmadı diye ayağa kalkmışlar. Madde arıyorlar kanunda. Akit gazetesinde hiç unutmuyorum, Hasan Karakaya değil diğeri, diyor ki efendim diyor, kanunda bu madde var. Buradan tutuklanması gerekirdi. Ben ona baktım, mala zarar vermediği bir maddeyi demiş, tamam mı? Ya şimdi bakan da hani yani adam bakana yumruk atmış, mala zarar verme ne alakası var yani. Hani bakana öyle bir hakaret. Bir de tabii şey var, orada eleştiri yapmak da sıkıntılı. Çünkü her an paralellen edilme ihtimali var. Paralelliysen kripto paralelsin, derdini anlatamazsın. Evet. Kime anlatacaksın derdini yani, kripto paralel. Her taraftan kıskaç altında değil mi? Hiç tabii. Kimse... Ya kıpırdaman mümkün değil. Bir kere gözden düşmeye gör. Kripto paraleli geliyor, paraleli geliyor. Bülent Arslan'la telefonla konuşmuşsun geliyor. Yani aynen, her aynen taraftan üstüne geliyorlar akın akın. Aynen. Abdullah Gül'ü sen daha çok seviyor musun geliyor. Ya inanılmaz bir hal var. Yani mesela 2 yıl önce camiye katılmış biri bile Abdullah Gül'e parmak sallıyor. Sen kim oluyorsun falan diyor. Ya inanılmaz bir ortam var orada. Çok çok büyük delilik. Evet. Ya şimdi iki tane haberle toparlayayım değil mi ben artık bayağı hani tamam. İki tane çok güzel haber var yeni bugünün. Pardon bu şimdi söyleyeceğim dünün. Adamın bir tanesi internetten tanıştığı bir kadınla buluşmaya gidecek, evet, ama tanınmasın diye çarşaf giyiyor. Adam zamparalığa giderken işçi canlı diye, bomba. İşçi diye ihbare diyorlar, yakalanıyor. İhbare diyorlar. Ama o da canlı bombalık yapmış yani orada hakikaten. Hakikaten bombaymış bu, ne kadar hani tam bahtsız bedeviymiş adam ya, zamparalığı bile beceremedi. Giresun'da galiba ya, Giresun gibi küçük bir yerde yani öyle bir şey kalkışınca tabii yakalanır. Giresun bir de öyle bir yer değildir yani. Yakalanması çok normal. Hayır, bunu bir de büyük bir buluşmuş gibi. Aa lan çok iyi yani, kızla buluşmaya gideceğim. O zaman ben anlamadım. Orada
Adamı mesela çarşafıyla beraber hemen fotoğraflamışlar. Evet. Yakalanırken falan. Aynen öyle. Evet. Sürükleniyor falan adam kolu. Ama yani o an nasıl planlamışlar yani? Nasıl denk gelmiş? Ya o kadar insan tabii, var canım. Güneşin küçük de o kadar küçük değil yani. Ama herkes şununla yaşıyor ya artık. Olabilir. Çatır çutur millet birbirini çekiyor. Olabilir. Ve son haber bu. Akşam üzeri okudum bunu. Bomba. Sana söyledim değil mi? Haberi de bu. Düğününe taktılar. Ya sorma arkadaş ya. Kadının bir tanesi yani bir evde arama yapılıyor ve işte bayağı hani eski dönemlere ait ama şeyler bulunuyor. Tarihi eserler bulunuyor. İşte sikkeler bilmem neler falan filan bulunuyor. Kadın savunma olarak bana bunları düğünümde taktılar. Bu şey gibi değil mi? Arabasında 50 kilo esrarla yakalanıp içeceğim o, diye. Ama o sahiden şey oldu. Geçen 3000 tane sahte rakı yakalandı. Adam öyle dedi. Ben içiyorum dedi yani. Ama o sahte rakı tabii ölüm olduğu için çok üzerinde konuşamadık. Evet. Yani o sahte rakı muhabbeti çok enteresandı. Yani sahte rakıyı yapıp son anda kurtarılan adamla konuşmuşlardı röportajda. Ya o herkesi beyaz gören değil mi? Hükümetten, devletimizden rica ediyorum rakının fiyatlarını düşürsünler diye. Aynen. Çünkü bu yolda gidiyoruz biz. Aynen öyle. Şimdi adam... Belli ki vazgeçmeyecek. Hayır yani, yani o ne diyorlar o mastika. Mastikayı yapıyorlar kendileri. Diyor ki ya biz içiyorduk ben o gün hastaydım arkadaşlar içti ben içemedim. Çünkü ölmüş adamlar yani. Aynen öyle. Gerçekten de içiciymiş mi? Sonra almış önce içmemiş sonra başka normal rakı eve gitmiş onu içmiş bile. Evet içmiş. Hastanede gerçek rakı vermişler ayılmışlar. Ya biz de... Bizden gözleri beyaza döndü. Gözü beyaz görmeye başlıyor. Ya hakikaten çok tuhaf bir algımız evet. Var abi. Dün akşam Charlie Sheen TT oldu Twitter'da. Ne oldu dedim bu da mı öldü diye girdim. Birkaç gündür de şey yapılıyordu, spekülasyonlar vardı işte ünlü bir Hollywood yıldızı AIDS'miş falan filan diye. Charlie Sheen'in AIDS olduğu açıklanmış yani kendisi de açıklamış sözcüsü de falan filan. Ya altındaki yorumla atın ölümü arpadan olsun ve Charlie ondan ölmeyecek de neyden ölecek falan diye. Anladım AIDS olmuş. Ama ondan daha fena şey değil miydi? Kim hangi aktrist işte ülkesini terk ediyorum diye. Gerard Depardieu değil mi? Zaten sana burada ekmek yoktu bilmem ne diye. Kansız. Ama, ama hatırlayalım. Aa bak buradan Erdem. Erdem o. Erdem Güle bağlı. Erdem Güle bağlı. Erdem öyledir ya yani onu sıklıkla izleyenler bilirler. Bir haberin yapmadan önce mutlaka bir geri gider hatırlayalım diye Fikri takibe bağlı oradan bize aktarır hatırlayalım niyeydi belli zenginlere Fransa zenginlere daha yüksek vergi yapacak olursa ülkeyi terk ederim dediği için onu giderdi olduğunu anlamayan kitle ya ama bu herhalde ben bu bölümü yaptığımda ama ben ilk araba kullanmaya başladığımda da gidiyorum ya o kadar tedirginim ki ama gidiyorum mesela 5 şerit öbür tarafta özellikle ters yondan birbirine korna çaldığında ne var be falan diye bağırır üstüme alınırım her şeyi. Burada da alındılar evet korundular tabii. Herhalde. Türküz abicim bizi altın ölümü arpadan olsun. İsmail çok teşekkür ediyorum çok keyifliydi. Arkadaşlar eğlendiniz mi? Sizi eğlendirebildik mi? Çok teşekkürler sağ olunuz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta çarşamba günü. Bunu çevirmedik. Aa çevirelim. Gerçi hepsini konuştuk yazılır atmayacak burada. Mı fragman? Hayır. Roll caption yapayım ben haftaya. Onu biliyor musun? İbrahim Tatlıses suikastinde, arada onu anlatayım ben. İbrahim Tatlıses suikastinde polis İbrahim Tatlıses'i vuracak adamı dinliyor. Bu en son evet, çok en son ağır yaralan. Dinliyor. Ve onun aradığı kişiyi mahalle bakkalını da dinliyor. Bu arada İbo'nun vurulacağını mahalle dahil herkes biliyor. Yok polis canım. Telefonları dinliyor. Adam tabii cezaevinden çıktı ve hemen sonrasında İbo'yu vurmaya kalktığı için aradaki bütün teknolojiyi atlamış farkı. Ve bakkallar hep diyor ki bak bakalım yazılar indi mi? Falan diye, fragman indi mi? Çünkü fragman inince vuracaklar. Aa bu. Tabii önce bakkala soruyor sonra da sevgilisine soruyor. Bak bakalım hanım diyor yazılar bitti mi diyor. O da diyor bekle bekle biraz. Sonra arayıp fragman bitti diyorlar. Ve fragman bitince İbo'yu vuruyorlar. Da. Böyle fragman bitti haftaya çarşamba. Periskop üzerinden medyaskop.tv'de görüşeceğiz. İyi geceler.